Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exite'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle okullar ve üniversitelerin güncel bilgilerini paylaştığımız özel sohbetini yaptığımız videodayız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Çok güzel bilgilerimiz var. Onları size aktaracağım şimdi sırayla. Hem ilk önce bilgileri vereyim. Ondan sonra bir haftanın genel içinde neler vardı onları bir değerlendirelim birlikte sizlerle. Sizler de kafanızı takılanları ya da kendi hayatınızda, okulunuzda olanları yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle bu aşı merkezi açılma durumu ile ilgili bu hafta için rektörlere bir yazı ve bir görüşme olacak. Mini bir sunum olacak. E, deneyimin paylaşması için Gazi Üniversitesi'nin özel bir sunumu daha olacak nasıl gittiğine yönelik. Üniversitelerden ayrıyetten merkezle ilgili çalışma yapılmasına yönelik yazılar da girecek. Uygun kampüsünde uygun nokta olan üniversitelerin bu konuda çalışma yapmaları özenle isteniyor. Güncel bilgilerden biri hocaların aşı durumu hakkında bilgi paylaşımı istendi. Son durumu hani kampüsteki hocaların gelen giden hocaların ders veren hocaların son durumlarının ölçülmesi istendi. Aşılama neredeyse durma noktasına geldiği için bu konuda bir rahatsızlık var ve şimdi üniversitelerden ve hocalardan aşılama ile ilgili örnek olunması, örnek hareketler ve teşvik politikaları yapılmasına yönelik bir istek talep var. Bu görüşülecek. Bu hafta bunlarla ilgili güncel bilgiler gelir büyük ihtimal. Online derslerin yüze dönüş harekatı devam ediyor bu artacak gibi duruyor. Çünkü şöyle bir durum var. Hani bir benzer minvaldeki durumdan değerlendirelim. E, maçlara girişli %50 kapasite biliyorsunuz arkadaşlar. Yeni alınan kararla 9 Kasım'dan itibaren %100 kapasiteli, %100 aşılı kişiler %100 kapasiteyle oynanacak. Yani bu bir dönüşüm olarak e, bizim de kendimizi baz alabileceğimiz durum. Yani yüzde dönüşlerin ısrarını hep söylüyorum ısrarla bekleniyor. Bu ısrarcı bu hafta içinde bilim kurulunda bakan Olmayacak kapanma yok devam eğitim dedi bir üye Okullar hazır değil dedi onların Videolarını yukarıya koyayım izlemeyenler yeni gelenler kanalımızı yeni keşfedenler Hoş gelmiş Hem de burada belki bu videoları kaçırmışsınızdır onları da yukarıya koyayım Bakan devam edecek Açıklaması yaptı basın açıklamasında Ama üyelerden yavaş yavaş böyle bir Üniversitelerin bu konuda hazır olmadığına yönelik Açıklamalar Gelmeye başlıyor arkadaşlar Daha sonrasında okulların kapanma tabi bu normal orta öğretimde okulların 15-19 Kasım'da kapanacağı haberini güncel olarak söyleyebiliriz. Bu dönem tatil çünkü bazı yerlerde kapanmayacak bu dönem devam edecek gibi bir durum vardı. Öyle bir e, takvimde bir değişiklik yok. 15-19 Kasım'da tatil arkadaşlar o ara eğitime bir ara vermiş olacağız. Daha sonrasında Elon Musk hani bu da bir güncel üniversitelerle ilgili güncel bir haber olsun. E, üniversite kuruyor. Texas'ta zaten bir hayali vardı. 29 Ekim'de paylaşmıştı. Texas'ta kuruyor arkadaşlar. Adını da Texas Teknoloji ve Bilim Üniversitesi Enstitüsü olarak kurmak istiyor. Şöyle de bir durum yapacağını açıkladı. Dogcoin'le kayıt yaptıran öğrencilere indirim yapılacak. Bunlarla kayıt yapılacak. Minimalinde bir gelişmeler var. O da ilginç. Bir de son olarak söylemek istediğim burada bir haber verdik. Yurt dışından, yurt içinden de bir haber verelim. Dünyanın en üniversiteleri 2022 açıklandı ve artık 500'de bir üniversitemiz yok arkadaşlar. Kendimizi tebrik etmemiz lazım eğitim sistemi olarak. 31 tane Alman üniversitesi var. 3 tane Suudi Arabistan üniversitesi var. İlk yüzde bir tane Pakistan üniversitesi var arkadaşlar. Çok bir şey söylemeye gerek yok eğitim sistemi ile ilgili. 21. yüzyıla savaşmaya devam ederseniz... 21. yüzyılın getirdiği yenilikleri kabul etmez ve bunlarla savaşmaya devam ederseniz e, sonuçları böyle olacak. Değişen bir durum olacağını düşünmüyorum. Savaşmaya bitirmedikçe 500'den de aşağılara artık listede de yer bulamanız duruma geliriz arkadaşlar. Güncel bilgileri sizlerle paylaştım mümkün olduğunca hem dünyadan hem bizim üzerimizden. Siz bu ülkenin gelecektesiniz genç nesil. Daha çok gençler takip ediyor bu haberleri. Okulların kapanması, bu, bunlara da çok takıldık, kaldık ama Eğitim sistem olarak da geri gidiyoruz arkadaşlar. Siz ileride bu yönetici pozisyonda olacak kişilersiniz. Bunları unutmayın. Hiçbir zaman yenilikte savaşmayın. Yeniliği hayatınıza adapte etmeyi öğrenin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Herkese sağlıklı güzel bir gün diliyoruz arkadaşlar. Bay bay.